Selamünaleyküm. Arkadaşlar yine bir faydalı bilgiler videosu çekiyoruz. Kendi yaptığımız elma sirkesi yaş maya bir adet bidon bir adet süzek ve bidon delme aparatı delabiler. Bidona sirkeyi koyuyoruz. İçerisine bidonun kapağı kadar maya katıyoruz. Evet. Maya katıyoruz. Az daha katalım. Evet. Katıyoruz. Mayamızı kattık. Evet, bidonumuzun ağzını kapadık ve bidon delme cihazımızla bunu ne yapıyoruz? Muhtelif yerlerinden deliyoruz. Gördüğünüz gibi, evet, deliyoruz. Altı tane deldiğimiz zaman yeterli. Evet, deldik. Ağzını kapattık. Buna bir ip bağlıyoruz. Bunu arkadaşlar ağaçlarımıza asıyoruz. İncir ağacına, şeftali ağacı, nektarin, erik, zeytin, hurma ağacı astığınızda bakın durum bu. Gördüğünüz gibi sinekleri görüyorsunuz. Et sineği, kara sinek, it sineği, ot sineği, sivrisinek, zeytin sineği, Akdeniz meyve sineği, işte yakağan, mucuk, ne varsa aklınıza gelen hepsi içe düşmüş bakın arkadaşlar. Üzeri simsiyah içi gördüğünüz gibi. Hatta buraya koydum bakın çevrede bulunan sinekler geldiler. İçine girmeye başladı değerli abiler. Bunu bir sinek yakalayıcı olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Ucuz maliyeti var. İçine bakın hep kara sinekler şu an girdiler değerli abiler. Bunu hepiniz yapabilirsiniz inşallah. Bunu hurma ağacına astığınız zaman Akdeniz meyve sineği gelmiyor. Zeytin astığınız zaman zeytin sineği gelmiyor. İncir astığınız zaman o incirin arkası delinip de içine giren sirke sineği diyoruz biz ona. Onlar gelmiyor. Evin bir köşesine astığınızda kara sinekler gelmiyor değerli abiler. Bakın hepsi toplandılar şu an. Hepsi bunun içine girecekler ve girmeye başladılar değerli kardeşlerim. Ben bu bidonu 10 gün önce evin önünde bulunan incir ağacına astım. Orada bu duruma geldi. Gördüğünüz gibi şu anda çevremde bulunan bütün sinekleri de ne yaptı? Gördüğünüz gibi üzerine çekti. İçerisi sinekle dolmaya devam ediyor. Çok faydalı bir bilgi. Hepinizin işinize yarayacağınıza inanıyorum. Arkadaşlar, faydalı bilgiler Nuhan Çiftliği isimli bir YouTube kanalı açmış bulunmaktayız. İnşallah hepinizin bu sayfayı beğenmenizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Faydalı bilgiler gelmeye devam edecek.